Köyü su sorunu için. Tamam. Başka sorunu yok. Yalnız şu gölgede bekleyin. Evet. Yolu kapatmayalım. Yok. Bak arabamızı yukarıda park ettirdik. Evet. Muhtarımız gelir mi? Muhtarımız durur. Muhtar bir sefer durur ya gidip. Boş. Yolu boşaltalım. Yolu boşalttık biz. Yolu boşalttık. Yolu boşalttık. Biz sorunu yok. Sözümüzü dinleyin. Gölgede bekleyin. Evet. Muhtar ve temsilciler de görüştürürüz şeyi. Evet. Kaymakamımıza. Hayır, karabağı görecek. Karabağı görecek. Bir dakika, biz istirham ediyoruz. Kaymakam beyin. Kaymakam beynimize görüştürürüz. Hadi sen bari. Genç var, bilmem ne var. Oraya aldığımız zaman... Biz onlara şey müdahale etmiyoruz. Beyler, bir saniye. Ben güvenlik kuşu olarak gerekli tezgahı almak zorundayım. Haklısın. Sen haklısın. Haklını haklısın. Aramaya gelmişsin. Sen de haklısın. Bir dinleyin. Tamam. Şimdi kavgaya durduşa gelmedim. Gençlerin bacağına geldik zaman bunu vebanın altından. Ne sen kalkarsın ne ben kalkarım. Aynen öyle. Onun için şuraya geçin gölgeye. Evet. Tamam. Ayak kaymak. İçinizden 5-6 tane arkadaş seçin. Tamam. Ya bu zamanda şey olur mu ya? Herkes kendini olur. Köyde yoğurdun, kilosu 1500 aletti misin? 2500 bir de şıkta alıyorum. Arkadaşlar önce bir bölgeye geçin. Bir tereddütle konuşun. Lütfen tansiyonu yükseltmeden. Beyler geriye doğru çıkın bekleyin. Tamam sen söyleyin. Sayın Kaymakamım hoş geldin. Nasılsınız iyi misin? Sakin. Çapık'a geceler alakın. Kadın bacılarımız öne doğru gelsinler. Kadın bacılarımız öne doğru gelsinler. Tamam bırakın. Allah'a emanet olun.
Ağaların kafede kadarı var. Ben oradan da gelmedi işte bazen şey oluyor. Şu bizim şu da kimseye ulaşamıyor. Evet. 6 aydır suyumuz yok diyorlar. Hayvanlar ötelik olmuş. İçme su sıkıntısı var. Niyat Başkanı yine yaşamıyor. Müsaade edersen sana iki kelime konuşacağım. Ben Kafıstıksıray sitesinden bundan 20 gün evvel seninle röportaj yaptım. Evet. O bizim inşaatla bir dağımız var. Benim ismim Ramazan Sayan. Evet. Bağlarbaşı köyündenim, esnafım, oranın köylüsüyüm yani. Bu iki seneden beri bizim suyumuz yok. Rahat olacak. Evet, rahat olacak. Tamam. Şimdi biz bizeyiz, kimse yok. Köyün sorunu sana diyorum. Eyvallah. Ben sana bir kaymakam olarak 600 hanalı köyde senin ismini meleke, kanatlı meleke koymuşum. Aynen. Kanatlı meleke. Hepinize dememiş mi arkadaşlar? Muhtarımız burada, dafalarda. Deyin benim ki bizim kaymakamımız kanatlı melekedir. Allah rızası için herhangi bir sorunumuz olursa çözmek zorundadır. İnşallah biz bunları rica edeceğiz. Allah'ın izniyle. Sayın kaymakamım, 600 hanalı köyde binin üzerinde su koyumuz vardı yani, sontaj koyularımız. Hepsi kurudu. Hepsi kurudu. Evdeki havludaki bağımız, bahçemiz, ceviz ağaçlarımız, yeşilliklerimiz hep kurudu. Yani susuz. 1000 tane tanker birbirine kuyruk kuyruğuna da geliyor, asfaltın üzerinde yol. Bu adamın bir kuyusu var şu an. Bunun bir tek kuyusu var. Hangi bir vatandaşa versen, hangi bir vatandaşa değilsin. 100 tanker. Bu gitti. Sayın Kaymak, 100 tanker. Herkese, ondan sonra sayın kaymakamım bir köye gidelim gelelim. Ondan sonra kaymakamım kanasyonlarımız doğru dürüst çalışmıyor. Kesinlikle. Altyapı hiç çalışıyorsa söylesinler. Altyapı bozuk. Her taraf koku, pislik içerisinde. Artı ondan sonra bizim yolumuz Bilecik'le Bağlarbaşı arasındaki yolumuz çok dar. İki araba yan yana geçemiyor. Oldu iki. Elektrikimizden bir hastalık var. Oldu üç. Ondan sonra bundan iki sene evvel Faruk Çelik'e buradan televizyon aracılığıyla sesleniyorum. Burada televizyon varsa. Faruk Çelik bizim köye geldi. Akşam herkes onu saygıyla, sevgiyle karşıladı. Çapık çaldılar. Dedi arkadaş bana çapık çalmayın dedi. Ben ne zaman Bağlarbaşı'nın yolunu, köprüsünü yaparsam önümüzdeki hafta ondan sonra bana çapık çalan. Ben Faruk Bey'e dere islahını da hallederim dedi. Dere islahı, köprü ve yolunuzu yaptıktan sonra 10 gün sonra bana çapık çalıyor. Ben burada televizyon aracılığıyla Faruk Bey'e sesleniyorum. Nerede o söz, nerede kaldı? Ben onu bekliyorum kendisinden. Şimdi yani yolunuzu... Köprümüzü... Bak yolu ben söylüyorum bakın. Evet. Sayın Bakan'ın sözünü biz İKOB'a yazdık. Evet. Biz yapacağız ihalesini. Evet. Bir kelime daha söyleyeyim Sayın Kaymakam'ın. İsram ediyorum. Tek tek gidelim mi? Evet. Ha bak acelemiz yok buradayız. Evet. Yolu genişletmek için kamulaştırma gerekiyor. Tamam mı? Aynen. Büyükşehir kapasitesinde. Aynen. Genişletme yapamayız. Ama evet. Yolun sağını solunu iyileştirip asfalt yapacağız. Aynen. Bakanlığa yazdık. Parası geldi. Evet. İKOB ihaleye çıkacak. Bu tamam mı? Evet. Bu tamam. Bununla yine sıkıntı yok. Onu ben takip ediyorum. Önemli olan su. Evet. Şimdi önemli olan ondan su. Sonra sayın kanalizasyonu çözeriz. Yukarıda evet. Köyün Boyraz'ta ve kuzey tarafında aşırı bir yağmur yağarsa köyümüz komple su altında kaldı. Sayın Bakanımız benim kızımın evi zamanında su altında kaldı. Arabası gitti, yatağı gitti, yorganı gitti, döşeği gitti, yastığı gitti. Bu bundan 2-3 sene evvel yani. Aşırı bir yağmur ya. Arkadaşlar açıyorum seni. Fırat var. Fırat'tan mı alıyoruz oraya suyu? Tamam. Hortum geldi. Bir aydır bizim orada duruyor. Tamam şu an. Evet. Ortoydur. Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Efendim Sayın Genel Müdürüm. Tamam. Buraya ne zaman en geç su veririz Sayın Genel Müdürüm? Bir haftaya kadar veririz. Vallahi vermezsen. Yok ben kaymakamı bilirim. Tamam kaymakam. Tamam. Abi bütün vatandaşın sana selamları var. Ya kanalizasyon sıkıntımız da var diyor. Bir aya kadar da inşallah bunu çözer. Tamam. Senin adına söz veriyor abi. Kefil benim bak. Bak kayıtlar ya. Tamam. Evet. Bütün Bağlarbaşı sana teşekkür ediyor. Bir alkış alalım. Aynen öyle. Abi teşekkür ediyorum. Kaymakamım. İki tane sorunum daha var. Sana unuttum söylemek. İki tane büyük sorunum var. İki tane sorunum daha var. Bir de şeye bağlı. Aklınıza bir dakika. Burası yine gitti. Her yerine burası. Her yerine burası.
Beni sizden istirhamı sizin köyümüzde çalışan